Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çantamda ne var videosu çekeceğim. Bakalım neler varmış, hemen videoya geçelim. Şöyle size ilk önce çantamı göstereyim. Böyle torba gibi kocaman geniş ağzı bir çanta. Ama içine her şey sığdığı için favori çantam diyebilirim. Kendisi klasik bir Louis Vuitton modeli. Şu kadarcık bir tokası var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir tokası var içinde. Çok... Öncelikle hayat kurtarıcı bir toka çıktı. Bazen saç gerçekten fazlalık yapıyor. Ne bileyim sıcak basıyor. O yüzden böyle durumlarda direkt kafamı takıp ne yapmam gerekiyorsa yapmam gereken şeye devam ediyorum. Bu da o yüzden devamlı yanında gezen bir toka. Daha sonra Evian'ın mineral suyu var. Bunu genellikle suratım gerginleşmeye başladığında, sıcak bastığında uyguluyorum. Bir freshlik geliyor, bir rahatlık geliyor. Bildiğiniz su, direkt açıyorsun diye suratına sıkıyorsun. O yüzden devamlı yanında taşıdığım traveling size'ında bir son zamanların vazgeçilmezi selfie çubuğu. Tabii ki de. Bunun yanında da ayırmıyorum, yeni aldım. Sizin için vlog çekeceğim. Vloglar için ihtiyacım olacağını düşündüm. O yüzden Migros'tan aldım. Sonrasında bozuk para kutum. Böyle minnak bir French Bulldog, Fransız Bulldog köpeği cinsinde bir yanından ayırmadığım bozuk para kutum. Sonrasında şöyle bir anahtarlık var. Arabamın anahtarı. Bunların içinde gördüğünüz gibi ne ararsanız var. Hepsini H&M'den aldım. Böyle değişik değişik şeyler. Bu yılbaşı için almıştım. Köpekleri sevdiğim için burada da bir köpiş var. Panda. Panda'yı da çok seviyorum. Aynı zamanda böyle bir kılıfı var anahtarlığımın. Daha sonra anahtar demişken ev anahtarım var. Ev anahtarımda da bir limon ve bir adet pembiş kalp var. Aynı zamanda da Paris'ten aldığım Eiffel Kulesi anahtarlığım var. Bunlar da çantamdan ayırmadıklarım. Daha sonra bir selpak var. Tabii ki de yani bazen selpak ihtiyacınız olabiliyor. Hapşırık, aksırık ya da eliniz kirlenebiliyor. Ya da bir arkadaşınızın ihtiyacı olabiliyor. O yüzden yanımdan asla ayırmıyorum. Sonrasında tabii ki de vazgeçilmezimiz biz bayanların... Daha sonrasında tabii ki de biz bayanların vazgeçilmezi olan lip balmım var. Eos'un. Kokusunu çok seviyorum. Bunun yanılmıyorsam organik diye almıştım. Adı organik olarak geçiyordu. Organik ürünlerle yapıldığı yazıyordu. O yüzden almıştım. Memnun kaldım. Ama bir sürü lip balm varken yani bitsin diye kullanıyorum açıkçası. Çantamdan da ayırmamaya çalışıyorum. Sonrasında Bed & Body Works'ten almış olduğum body mist'im var. Pink Chiffon galiba ismi. Emin değilim. Yanımdan ayırmıyorum yani. Daha sonra Watsons'lardan, Gratis'lerden bulabilirsiniz. Traveling size olan deodorant var. İhtiyacım olduğunda kullanıyorum. Bakalım sonrasında ne varmış. Bugün Golden Rose'un bu ojesini kullandım. Hatta ellerimde de onlar var. Golden Rose Color Expert kaç numaraymış? 59 no'lu ojesi. Sonrasında parfüm. Parfümün kapağı yalnız yok. Neden yok? Çünkü kapağı büyük olduğu için çıkarttım, bir yerlere koydum. Sonrasında da asla bulamadım o kapağı. O yüzden bu şekilde taşıyorum. Akıyor mu? Akmıyor. Umarım bir aksilikle karşılaşmam. Bu da Givenchy'nin The Divine adlı parfümü. Gerçekten çok seviyorum. Bana çok yakıştığını düşünüyorum. O yüzden yanından ayırmıyorum. Bu şekilde. Sonrasında tabii ki de not defterim var. Böyle köpişli, möpişli. Davetler olsun, lansmanlar olsun ya da gitmem gereken, yapmam gereken işler olsun. Buraya not ediyorum. Sonrasında da günü geldiğinde açıp bakıyorum. O yüzden bunu da yanından ayırmıyorum. Ne yazık ki uzağı çok net bir şekilde göremiyorum. O yüzden gözlük kullanıyorum. Gözlüğümü sizlere göstereyim. Böyle kahverengi güzel bir kutusu var. Gözlüğüm. Beni gözlüklü de sever misiniz acaba? Yani gittiğim yerlerde arabayı kullanırken ya da bir filme girmişsem o filmde ya da uzağı görmemi gerektiren bir durumlar olduğunda bu gözlüğümü takıyorum. Hayatım kurtuluyor. Aslında devamlı takmam gereken bir gözlük. Ama ne yazık ki takmıyorum.
Bilmiyorum siz beni bu şekilde beğendiniz mi ama ben gözlüğe alışamadım. O yüzden gerektiği zamanlarda kullananlardanım. Bu da bu şekilde. Bakalım başka neler varmış. Bir adet el kremi. Havalar soğumaya başladı tekrardan. Yaz gelmedi bir türlü. O yüzden ellerimde aşırı bir kuruma var. Bu sebepten de devamlı yanımda gezdiriyorum bu el kremini. El kremi Victoria's Secret'ın kremi. Bayağı önceden yurt dışından almıştım ama kullanmamıştım. Kokusu çok fresh. Burada var mı bilmiyorum ama zaten Victoria's Secret'ın bir sürü el kremi var. Onlardan da temin edebilirsiniz yani. Sonrasında bir adet Evidence Cube var. Bu sakızı gerçekten çok seviyorum. Çünkü anlık bir freshlik değil, uzun vadeli bir freshlik getiriyor nefesinize. O yüzden yanından ayırmadım. Bittiğinde de devamlı aldığım bir sakız. Uzun zamanlı dışarıda kalacağım durumlarda da bu minik kutuyu yanımda gezdiriyorum. Bu minik kutunun içinde bir adet diş macunu ve diş fırçası var. Diş macunum Advanced White. Bunun normalde büyük boyunu kullanıyorum. Bu traveling boyu. Bu gerçekten benim hayatım boyunca en çok hoşlandığım, en çok sevdiğim, asla vazgeçmeyeceğim tek diş macunu diyebilirim. Bu kadar. Diğeri de diş fırçam. Bu diş fırçasını da dediğim gibi gerektiği durumlarda kullanıyorum. Bu şekilde. Makyaj çantam içinde neler varmış bakalım. Neler almışım. Fırçam var. İki tane fırçam çıktı. Sonra Laura Mercier'in Shimmer Block. Zaten videolarımda görmüşsünüzdür bu üründe. Nars'ın Orgasm adlı allığı. Sonra Savage Journalist'in bronzer'ı. Bobbi Brown'ın gözaltı aydınlatıcısı. MAC'in bir setle birlikte aldığım dudak parlatıcısı. Benefit'in en çok sevdiğim The Royal adlı maskarası. Yanımdan ayırmıyorum. Zaten minik boyuyla da muhteşem bir şey. YSL'in Baby Doll eyeliner'ı. Bunu da biliyorsunuz ki çok severek kullanıyorum. Make Up Forever'ın Aqua Lip adlı dudak kalemi. Aynı zamanda onun ruju. Bu da Matte 3 olması lazım. Make Up Forever'ın Matte 3 adlı ruju. Bunu da çok seviyorum. Çok güzel bir rengi var. Bunlar demek ki son zamanlarda en çok yanımda taşıdığım makyaj malzemeleri bunlar. Güneş gözlüğüm var. Louboutin'ın. Beni Instagram'dan takip ediyorsanız bunu da Instagram hesabımda görmüşsünüzdür. Lal Boutique'den almış olduğum portable şarj. Telefon şarjı bittiğinde ve çevremde priz yoksa bunu daha önceden doldurmuş olduğum için direkt buna takıyorum ve telefonumun şarjı bir anda fulleniyor. O yüzden yanımdan ayırmıyorum. Devamlı şarj etmeye çalışıyorum. En çok sevdiğim portable'ım sanırım bu çünkü görünüşü de çok şirin. Sonrasında telefonum çıktı sonunda. Bu şekilde kabını da size göstereyim. Hatta portable ikisi de Lal Boutique'den gelmişti. Bu şekilde. Çantanın içinde şu şekilde bir clutch var. Bunun içinde önemli eşyalarımı taşıyorum. Şimdi onlar neymiş bakalım. Çantanın içinde kolay bulamayacağım için clutch'ın içine attığım notlarımı tuttuğum kalem. Sonrasında cüzdanım var. Cüzdanın Drop Wallet'in ürünü. Bir de kırmızı derli toplu bir cüzdan. En önde ehliyetim var. Daha sonrasında diğer bölmelerde kredi kartlarım. Gratis kartım ya da işte birkaç tanesi aynı zamanda iç içe. Burada da aynı şekilde gratis Watson's, Starbucks kartlarım. Sonrasında da bu bölmede de paralarınızı tutabiliyorsunuz. Bence edinmeniz gereken bir cüzdan olduğunu düşünüyorum. Sanırım bitti artık. Başka bir şey kalmadı. Çantamın içi gördüğünüz gibi bomboş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.